Avustralya'ya iki tane denizaltı vermiş İngiltere. Bir tanesi AE1, birisi AE2. Çanakkale Savaşı'nda ilk önce İngiltere Avusturya'ya talimat vererek AE2'yi buraya gönderiyor. Bu Avustralya Müzesi'nden aldığım bilgiler, görüntüler, onlarla yazıştım. Bu AE2'nin son 6 günün hikayesi olacak burada. Önce onu sunacağım. Sonra da başka gemiler var. Bu geminin buraya gelme sebebi Osmanlı donanması Turgut Eser, Barbaros Haitinzil ve Marmara Denizi'ndeki taşıt gemilerini torpillemek, sonra da Marmara'ya girerek İstanbul'a yapılan ikmal nakliyatını baltalamak görevi verilmiş. Görev verdikten sonra diğer filoların gemilerine katılacak. Yani öncü gemi olarak gönderilmiş. Amaç arkadan gelecek gemilere yolu açmak. Denizaltı. 4 Ağustos 1914. İttifak devletleri olan Almanya, Avusturya, Macaristan, İngiliz, İtilaf, Britanya, Fransa ve Rusya ile savaşa tutuşmuştu. Osmanlı İmparatorluğu birkaç ay içinde Almanya ve Avusturya, Macaristan saflarında savaşa girecekti. Rusya için önemli olan deniz ticaret yolu Karadeniz yoluyla Akdeniz'e bağlayan boğazlardan geçer. Buradan Karadeniz limanından buğday ihraç etmelerini ve müteahhitlerinden malzeme almalı. Yani bu boğazlar Rusya için de çok önemli. 29 Ekim 1914 Osmanlı İmparatorluğu Rusya'nın Karadeniz'deki limanlarını bombalıyor ve böylelikle savaşa giriyor. İstanbul ve Çanakkale boğazlarını gemi trafiğine kapatıyoruz. Bu Rusya'nın Ege Denizi'ne ve Akdeniz'e giden deniz ticaret yolunu tamamen kapatıyor. Britanya ve müttefikler Türkiye'ye daha savaşa girmeden önce Gelibolu Yarımadası'ndan Türkiye'den başkent İstanbul'a geçişi savunan doğal bir kapı olan Çanakkale Boğazı'nı kontrol etmek için planlar yapıyorlardı. Yani daha önceden planları var burayla ilgili. Bu ne kadar güç olduğu gayet açıktır. Çanakkale Boğazı kaç kilometre, şu kadar kilometrede ve genişliği ise bir kıyıdan diğer kıyıya 1600 dar olan yerinde 7 kilometre daha geniş yerindedir. Çanakkale Boğazı hakim yarlar, kaleler ve mayın hattıyla korunur. Ayrıca Marmara Denizi'nden gelen kuvvetli bir akıntı vardır. Yani zor bir hat aslında. Hem yukarıdan aşağı çok kuvvetli bir akıntı var. Hem de savunması nispeten kolay. Yani savaşta Aynen. elde edilmesi aslında çok kolay bir yer değil. 24 Nisan 1915 Cumartesi Gelibolu çıkarmasından bir gün önce AE-2 denizaltısının kaptanı Deniz Binbaşı Henry Stoker, Çanakkale Boğazı'ndan geçmesi için bir teşebbüste bulunması emri verilir. Plan akülerini akıllı kullanması için karanlıkta su üstünden ilerleyen su. Şimdi bunlarda şey var, kömür yakıp buhar elde ediyorlar. O buharlar türbin çevirip elektrik elde ediyorlar. Kömürü de denizin dibinde yakamıyor suyun altında. Onun için sık sık su yüzeyine çıkıp akülerini şarj etmesi gerekiyor. Zaten bu yüzden de Orta Doğu'daki petrole İngiltere'nin amacı var. Yani petrol olduğu zaman bu su yüzeye çıkma ihtiyacı kalmıyor denizaltıların. Gemilerini de daha uzun mesafelere götürme imkanı oluyor. O petrol konusunu ayrı olarak sunacağım zaten. Bu denizaltının özelliği İngiltere'de yapılmış. Uzunluğu 55 metre, 1912'de başlanmış yapımına, E2 sınıfı, inşa eden tersane, yapım yeri İngiltere. 25 Nisan saat 1:30 Bozcaada açıklarında demir alan A2 ay gözden kaybolunca kadar bekledikten sonra Çanakkale Boğazı'nın girişine doğru ilerler. Tabii su üzerinden gideceği için karanlığı bekliyor. 25 Nisan 1914 değil mi? Bu şeyde başladık ya, şurada yukarıda 1915. 15. Anladım. 1915 evet. Şeyden sonra 18 Mart'tan sonra Evet. saat 2:30 A2 Çanakkale Boğazı'na girer ve saat yaklaşık 8 mil hızla ilerler. Su üstünde ilerler. Kepez Burnu'nun güneyinde kayıklarda Kepez Burnu'nun da bulunan projektörler boğaz sararlar. Hava rüzgarsız ve parçalı bulutludur.
Burada fotoğrafta projektörlerin ışıkları görülüyor. Saat 3.30 A2 ilerken Boğaz'ın giriş kısmını tarayan projektörler denizaltıyı kuzey yakasına yaklaşmaya zorlar. Işıktan kaçıyor denizaltı, kuzeye doğru gidiyor. Boğaz'ın üst tarafına çıkıyor. 4.30 A2 Suvandere'ye yaklaşırken kuzey yakasında bulunan bir top 2.4 kilometre mesafeden ateş eder. Denizaltı dalar ve 22 ile 24 metre arasında derinlikte mayın hattının içinden ilerler. 4.35 arası yarım saat boyunca A2 mayın hattı içinden ilerlerken gerilen teller nedeniyle hiç durmadan geminin yan tarafında sürter. İki kere bir şeye takılır ve bunlardan kurtulması zaman alır. Çıkamıyor yukarı çünkü görüldüğü için. 5.30 ile 6.30 arası 5 ile 6 arası A2 mayın hattında gözetleme yapmak amacıyla iki defa su üstüne çıkar. Bu sırada donanma denizaltısı E-15'in 17 Nisan burada İngiliz donanmasının denizaltı E-15 17 Nisan 1915 günü akıntıya kapılıp Kepez burnunda bulunan bir bataryanın toplarını aşağısına karaya oturmasından dolayı bir tecrübe yaşamışlar. O nedenle burayı su üstüne çıkarak geçmeye çalışıyor. Çünkü su altından giden bir İngiliz denizaltısı kıyıya oturmuş daha önce. Saat 6 A2 Stokya'nın iyi bir pozisyon olarak değerlendirilir. Boğaz'ın kıyısında bir yerde üçüncü defa su üstüne çıkar. Denizaltı için Boğaz'ın en dar yerine 3 kilometre mesafededir. Ve Stoker 6 metre derinlikte periskop dışarıda bırakarak ilerler. 6 A2 periskop Boğaz'ın en dar yerinde kalelerden görülür ve Stoker Boğaz'ın en derinde Sancak tarafında Çanakkale açıklarında taşıdığı sanılan demir atmış eski bir gemi görür. Ayrıca etrafta birkaç destroyer ve diğer gemi vardır. Saldırmak üzere denizaltı eski gemiye doğru ilerler. Stoker bu eski geminin arkası küçük bir korozya görür. Korozya mayın taşıma olasılığının daha yüksek olduğunu düşünerek ona saldırmaya karar verir. A2 275 metre 360 metre arasındaki mesafeden torpidolardan birine ateşler ve destroyerin denizaltıya batarken çarpmaya teşebbüsünü önlemek için 20 metre derine dalar. Çünkü batarken kendi üstüne düşmesin diye. Dalarken destroyer üzerinden geçer ve torpidonun tam karşısındaki profesör isabet ettiği bir titreşim veya gürültü duyuyor. İsabet ettiğini öyle anlıyor. Görmüyor çünkü. Saat 6.11, 6.15'e stoker batması olası derin korozyonun altından kalmadığı için yönünü sancak tarafına çevirir. 4 dakika sonra A2 esas rotasına 6 metre derinliğe çıkar. 6.16 A2 su üstüne çıkarken derinliği 3 metre olan sığ kayıklara çarparak sürterek ilerler. Denizaltı kumanda kulesinin büyük bölümü gövdesi hasar görür. Su üstünde durur. Stoker periskobuyla Anadolu Meyici Tapyası'nın hemen aşağısında olduğunu görür. Şimdi denizaltı yoğun bir ateş altındadır. Saat 6'nın periskop aşağı indirir. Dakika sonra A2 gelir. Provası 20 metreden yukarı gitmek için iskele motorunu kullanarak düğmeyi tamamen iskele tarafına kırar. Esas rotanın yakınlarında provası hız dönen A2 sancak tarafına kullanarak ilerler ve hemen Gelibolu kıyılarında sağ kayalıkları sürterek Değirmen boyunda kalenin aşağısı 2 metre Sığ kayalım. derinlikte karaya oturur. Karaya oturuyor burada. Şey mi açık? Stoker periskop vasıtası 2 dakika sonra bir gumbot ve birkaç küçük geminin üzerinden ateş ettiğini görür. A2 5 dakika boyunca buz suyunda çakılı kalır, oturup kalır. Denizaltı sığ kayalıklarda eğik bir şekilde duran Stoker motorları tam yol ilerletir. A2 sığ kayaların üzerinden aşağıya doğru inmeye başlar ve sonra ciddi bir şekilde bir şeye çarpmasına rağmen derine inmeye devam eder. A2 24 metre derinlikte kayalıklardan kurtulur. Ancak Stoker en son çarpmanın denizaltıya hasar vermiş olabileceğini düşünür. Nahara burnu yaklaşırken A2 6 metre derinliğe çıkar ve etrafının destroyerler gumbotlarla çevrilmiş olduğunu görür. Periskopun her yüzeye çıkışında destroyerler çarpmaya çalışırlar. Üzerine geliyorlar. Stoker A2 20 metre derinliğe indirir. Bayağı bir şey olmuş yani bu olay olmuş orada. Stoker gözetleme için su üstüne yaklaşmanın ve Nahara burnunda karaya oturmanın yaratacağı tehlikeler yüzünden 20 metre iner ve görünmeden burnun etrafından dolaşmak için rotasını değiştirir.
Yukarıda da gemiler onu bekliyorlar. Aki bir süre sonra boğazın ortasında uygun bir yerde 6 metre derinliğe çıkar ve Nara burnunu geride bırakıp Marmara Denizi'ne doğru ilerler. Stoker kendini takip eden gemilerin burnun güneyinde arama yaptıklarını görür. Denizaltının periskopu düşman tarafından tekrar görülür ve kovalamaca devam eder. A2 20 metre derine iner ve o derinlikte yarım saat kadar kalır. Gözetleme için 6 metreye çıkan Stoker iki taraftan kendisini takip eden gemilerle dolu olduğunu ve biraz ileride iki romörkün aralarında bir tel gelir olduğunu görür. Yerinin belli olduğunu ve telden ağa takılacağına sanarak AEK'nin tekrar 20 metre derine inmesi için emir verir. Stoker rotasını sancak tarafında çevirir. Asya kıyısına yaklaşıp gelişmeleri beklemeye karar verir. Aküleri Marmara Denizi'ne ulaşıp peşindeki kaybetmeye yetecek kadar şarjı kalmamıştır. AEK şimdi 20-24 metre derinlikte deniz dibinde durur. 9 saat 9 bu gemi üzerlerinden bir gemi üzerlerinden geçer ve geminin yedeğinde çektiği bir şey AEK'nin yan tarafına çarpar. Bir süre üzerlerinden gemiler geçer. AEK normal denizcilik hatlarında çok uzakta olduğundan Stoker Türklerin hala kendisini arıyor olduğu fikrindedir. AEK saklanacak başka bir yer bulmak amacıyla hareket etmeye çalışır. En son çarpmanın yol açtığı sızıntılar sintilerin suyu da dolmasına yol açar ve bu sintilerin denizaltının altındaki şey yani insanların ayaklarının altındaki kısım ve bu su dışarı pompalanamaz. Pompalarsa çünkü iz bırakacak yukarıda. Stoker bu suyun ve yağın yüzeye çıkıp yerini belli edeceğinin farkındadır. Bu su ileri taşınıp torpido deliğine boşaltılır. Hareket etmeye çalışan Stoker dalış ayarlarının bozulduğunu fark eder ve su yüzeyine çıkmadan tekrar dengeyi sağlamak için yapılan her şey başarısız olur. A2 üzerinden gemilerin gelip gittiği o yerde gün boyu durmak zorundadır. Şimdi su üstünde her şey sakin. Saat 19 yine hava karardı. 25 Nisan saat 21 ile 26 Nisan 3 arası A2 yüzeye çıkar ve yönde hiçbir düşman gemisi yoktur. A2 akülerini şarj ederek ilerler. Gece boyu boğazda hiçbir gemiyle karşılaşmaz. Doğudan gelen yağmur ve bulutlar yüzünden etrafta ay ışığı yoktur. Ve denizaltı karanlık yüzünden görülmüyordu. 3.30 mürettebat bozulan dalış ayarlarını düzeltir. 4 A2 boğazda su üstüne ilerler. 26 Nisan tam vaktinde az önce saat 5.10 5.30 iki savaş gemisi görüp bunlara saldırmak için dalar. Deniz çarşaf gibi durgun olduğundan A2 periskobu aşağıda olarak yaklaşmak zorundadır. Stoker torpido menzilinin içinde periskobu su üstüne çıkarır ve 460 metre mesafede bulunan bir grup geminin en sonunda olduğu sandığı gemiyi A2'nin iskele tarafındaki torpido tüpünün nişan hattında görür. Stoker torpido menzilinin içinde periskobu su üzerine çıkarır ve 460 metre mesafede bulunan bir grup geminin en sonunda olduğu görür. Ateş eder fakat gemi hareket eder. Torpido geminin önünden geçerek hedefi ıskalar. Saat 7 A2 Çanakkale Boğazı'nın ucunda yer alan Gelibolu'ya yaklaşır. İki kıyının arasında kalan denizde çok miktarda balıkçı tekne gemisi vardır. A2 20 metre 21 metre dalıp onların altından geçerek Marmara Denizi'ne doğru rotasına devam eder. 26 Nisan saat 9 A2 Marmara Denizi'ne girer. Yani şimdi boğaz geçilmedi diyoruz ama bu denizaltı arkadaşlar geçmiş boğazı. Yani denizaltı geçmiş. Onun için ben burayı kırmızı yaptım. Bu önemli bir şey. 26 Nisan 30 Nisan A2 Marmara Denizi'ne aşkınlar denizin dibinde dinlenmekte ve su üstüne tamir ve akü şarj etmekte. Geçen uzun periyotlar gemiler üzerinde yapılan başarısız saldırılar ve ara sıra AEK'in kendisine karşı yapılan saldırılarla kesintiye uğruyordu. 30 Nisan günü saat 10.30'da A14 denizaltısıyla buluşacak olan Sultanhisar torpido botu tarafından saldırıya uğrayan ve kurtulmasının mümkün olduğunu fark eder. Su altına dalmak için prova haznesini suyla doldur, süratle doldurur. AEK sadece 100 ayak derinliğe kadar ve bu derinlik çabucak ulaşılıp geçilir.
Ana Balatasını patlatır. Uzun bir zaman geçtikten sonra yükselmeye başlayıp yüz ayaklarına geçer. Rami hiçbir kılıç kısa önde olursa su yüzüne çıkar. Makine darisi isabet olur. Üç yerinden delik açılır. Stoker o zaman ana balastı patlatır ve herkesi güverteye çıkmasını emreder. Denizaltıyı batırmak için hazneleri açar ve gemiye su aldırır. Denizaltı birkaç dakika içinde Marmara Denizi'nin yaklaşık Karaburnu'nun yaklaşık 6 kilometre kuzeyinde 55 kulaç derinlikte batar. 38 kişi, bunlar filik alabiliyorlar. 32 kişilik mürettebat personeli Sultanhisar'da esir alıyorlar. Bunlardan dördü savaş bitmeden hayatını kaybediyor. Diğerleri vatanlarına dönüyorlar. Şu anda Karaburun açıkta 72 metre dipte denizaltı. O kırmızı şurada denizaltı batık durumda. Yani buraya geçmiş. En son burada Henry Stoker Türklerin eline geçmesin diye denizaltıyı kendisi batırıyor. Bu suyun üstündeki görüntüsü. Bu da suyun altındaki görüntüsü. Hız göstergesi. Knot deniz mili. Kapaklar. Ki göstergenin ışığı mı yanıyor? Hayır, sanki fosforlu. Fosforlu olduğu fosforlu. Için. Evet. Oradan fener tutmuşlar, deniz dibine dalmışlar. O fosfor şey oluyor. Yansıyor. O da enteresan, evet. Evet. Bunu çıkartamadıkları için suyun içinden altına çıkartmak istediler Avustralyalılar. Çıkartamadıkları için en azından ileride çıkartmak üzere paslanmasını önlemek için ana çinkol katot yapıp 2014 yılında suyun dibinde şeyler yerleştirip çinkolar yerleştirip paslanmasını önleme çalışması yaptılar. Alkali ortam oluşturarak korozyondan koruma duvarı yapmışlar. Şimdi ANZAC çıkarmasının yapıldığı 25 Nisan'da Marmara'ya giren A2 Gelibolu önlerinde yüzeye çıkıp Saros'taki müttefik gemisi Jedi'ye boğazı geçtiği telsiz mesajını gönderir. O sabah yapılan ANZAC çıkarması başarısız olmuş, müttefikler büyük kayıp vermiş. General Hamitur öncülüğünde çekilme toplantısı yapılıyordu. Mesajın gelmesi ortalığı bayram havasına döner. Askerlere moral gelir. Düşünceler savaş devam yönüne döner. Bunu da gazeteci Ali Dağlar'dan aldım. Yani bu geminin Çanakkale Boğazı'nı geçip Marmara'da da müttefik gemisi Jedi'ye ben Marmara'ya geçtim mesajı vermesi orduda büyük bir moral sağlamış. Bu da diğer denizaltısı İngilizlerin verdiği. Bu da 1914'te batmış. 35 kişi burada telef olmuş. Hamas AE1'in, bizimki AE2'di, bu da AE1. Bu da Papua Yeni Gine'de. Bu da orada bir savaşa gitmiş, orada batmış. Yani İngiltere'nin verdiği iki denizaltı da o yıllarda batmış Avustralya'ya verdiği. O Papua Yeni Gine'de yine bir İngilizlerin meselesi için gidiyor. Avustralya'nın kimseyle asla savaşı yok. İngilizler emrediyor. Onun için gidiyorlar. Yani iş saçma sapan bir iş. Evet, bu bitti. Osmanlı donanması 1913'te göreve başlayan Alman yapımı Nusrat Mayın gemisi 7-8 Mart 1915'te Karanlık Limanı'na döktüğü sahile paralel 25 mayınla 18 Mart 1915 Deniz Zaferi'nin kazanılmasına büyük rol oynadı. Göçeren mayınlar ve sahilden top atışları Fransız Boat, İngiliz Irresistible ve İngiliz Ocean zırhlarının batmalarına İngiliz Inflexible, Fransız Suffren, Gaula zırhlarının savaşamayacak kadar yara almalarına neden oldu. Nusrat yardım demekmiş Türkçemizde. Gazeteler, tabii kamuoyu çok önemli. Biliyorsunuz Amerika'da Irak'a şey yapmak için bir tane bu ikiz kulelere bir biliyorsunuz onda haberi yasaklandı Amerika'da. Halkı kesildi, demirlerin kesildi ortaya çıktı. Yani bir şey saldırısı
terör saldırısı veya işte şey var, nükleer silah var yalanlarıyla. Yani kamuoyunu ikna etmeleri lazım bu büyük savaşlarda. Çünkü insanların kendi oğulları, çocukları ölüyor. Bunları susturmak için haklı gerekçeler sunmak lazım. Bu tabii İngiliz kamuoyu büyük tepki veriyor. Çünkü bu gemiler batınca onlara rahat kazanacağımız savaş olarak gösterilmiş. Ama gemiler batınca birdenbire İngilizlerin manşet gazeteleri vahim tabloyu ortaya koyuyor. Bu da tabii kamuoyunda çok büyük tepki alınca Churchill'in geri çekilmesine yol açıyor. Yani kamuoyunun etkisi burada çok oluyor. Türk dağılışları bu mayınlar Karadeniz'de Soçi limanından Rusların mayınlarıymış. Oraya döşemişler. Bizim burada temsili resim var. Karadeniz'deki Rusların döşediği mayınlar sökülüp Çanakkale'ye getirilmiş. Yani bu Nusrat mayın gemisinin döşediği mayınlar Karadeniz'den gelmiş. Öyle bir bilgi buldum. Bu Nusrat'ın şeysi, hikayesi. Gölcük Nusrat Tersanesi'nde bu mu? efendim? Bu Nusrat değil herhalde. Nusrat mı bu? Nusrat, evet. Dalgıç gemisi oluyoruz. Tekrar Nusret adını alıyor. 1955 yılında Türk donanması hizmet verdikten sonra görevden ayrılıyor. 1960'ta Kalkanen Kaptan ona aile satılır. 1962-66 yıllarında büyük bir tadilat ve ortasına ek yapılıp boyu bu ek yapılmış boyu uzatılmış şey Hali. kargo gemisi olur. Kaptan Nusret adını alır. 1979'da A. Tombul ve 1980'de Mustafa Okan kardeşler kulenin içine satılır. Mersin Magas arası yıllarca yük taşır. 1990'da Mersin limanında çıkarken batıyor. Artık çok yaşlanmış, batıyor gemi. 1999'da gönüllü insanlar tarafından onların gayretleriyle sudan çıkartılıyor. Çıkartılıyor ama yine yapacak bir şey yok. Burada Tarsus Belediyesi Meyit Beyli bir başkan var. Onun dikkatini çekiyor. O diyor biz bunu kurtaralım diyor. Tarsus'a yer yapıyor. Oraya kurmak için gemiyi şey yapıyorlar. Söküyorlar. Ortadan çıkartılmış eklenmiş parçayı iptal ediyorlar. Üç parçaya kesiyorlar gemiyi. Parça parça tırlarla Tarsus'a taşıyorlar. Tarsus'ta bir yer yapılmış. Oraya yerleştiriyorlar. Bu da restore edilmiş, düzeltilmiş hali. Şu Orada an Tarsus'ta mı bu? evet Tarsus'ta alakası yok ama işte Evet. Tarsus Belediye Başkanı'nın duyarlılığı, MHP'li bir başkanmış, duyarlı, milliyetçiymiş. Onun duyarlılığıyla Evet. kurtulmuş. Yoksa jilet olacaktı, gidecekti yani gemi. Bizim şey de öyle biliyorsunuz, hep gemiler böyle. Şeyde Güzel maketi restore vardı etmişler. Deniz Kuvvetleri'nin orada. Bu kıçtan görünümü, bunlar torpidoları, temsili tabii. Gerçekte içleri boştur yani o bakımdan temsili. Burada yanında bir şiir var. O şiirden alıntı biliyorsunuz, şeyde Çanakkale Boğazı'nın sırtında dur yolcu, bilmeden gelip bastığım bu toprak bir devrin battığı yerdir. Eğil de kulak ver. Bu sessiz yığın bir vatan kalbinin attığı yerdir gibi başlayan bir şiir. Güzel bir şiir. Bunu da şeylere yazmışız. Daha Çanakkale sırtına. Bu da 2011'de Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bir şeyini yaptırdı. Kopyasını yaptırdı. Çanakkale'de bu şey yapıyor. Türkiye'yi dolaşıyor. İstanbul'a da gelirse, yani gelmesi muhtemel. Belki işte şeye gelir. Karaköy o taraflara gelirse veya Dolmabahçe'ye gezme imkanı olur. Nusrat adıyla mı dolaşıyor? Evet. Ama bu çakma yani şeyse. Çakması yani Çakması. taklit olanı. Evet. Tahta maket vardı yıllarca şeyde. Çanakkale'de Deniz Kuvvetleri'nde Nusrat'ın kopya tahta maketi vardı tahtadan. Denizin içinde. Evet.
Bu da çelikten şeysi. Ama şeysi bu kabinleri falan eski şeyi yapılmış yani. Askerler, temsil askerler var içinde. Hani şeyden samandan diyeyim aman samandan işte şeyden mumyaları var yani. Yani normal bir mutfağı var. Her şeysi var. Ben Çanakkale'de gezdim içini gördüm. Eski zamanı canlandırılmış yani içi olduğu gibi. Evet, bu da bitti. This is one of the greatest campaigns in history. Think what Constantinople is to the east. It is more than London, Paris and Berlin, all rolled into one, are to the west. Think what its fall will mean. This was the battle which might turn the war. It could cut Germany's route to the east, unlock the Balkans, and open up Russia via the Black Sea. But first, the Navy would have to force its way through the Dardanelles Straits. The French insisted on being involved, not wanting the British to dominate the Mediterranean. On the 18th of March 1915, a combined French and British fleet attacked the Straits. The flagship was hit by a large number of high-caliber shells. A turret was put out of action, and all its crew killed. The flames didn't spare anything. Our young men, a few minutes earlier so alert and courageous, were all skeletons lying on the bare steel, blackened, carbonized. The Turkish guns survived the naval bombardment. The Allied ships were sitting ducks. I told the battery commander, Rifat Bey, to increase fire. He replied that shells are exploding on the decks of the enemy ships. There is considerable damage to them. The French battleship Bouvet hit a mine. Three battleships were sunk that day, three crippled, four damaged. The Allies lost over 700 men. It was a remarkable victory for the Ottoman Empire. Bir ulusun çocuklarına özverileri, kahramanlıkları için ölçü bulunamaz. Mustafa Kemal Atatürk. Çanakkale ve Birinci Dünya Savaşı'nı petrol mücadelesi dışında düşünmek yanlış olur. Birinci Dünya Savaşı özünde dünyanın ulaşılması gereken nimetlerine erişim mücadelesiydi. Bu nimet Osmanlı topraklarındaki petrol idi. Nasıl ki günümüzde denizlerdeki doğalgaza erişim mücadelesi var, o yıllarda da gözde olan kömürün yerine petroldü. Ve baktığımızda İtilaf devletleri hedeflerine ulaşmış görünüyorlar. Savaş ile birlikte Osmanlı ve Almanya petrol kaynaklarından koptular. Bizden Musul Kerkük'te Almanların Berlin-Bağdat demir yolunu Musul'a uzatma çalışmaları engellendi. Yani aslında ulaştılar amaçlarına diyorum ben. Orta Doğu'da yönetilmesi kolay küçük devletler kurdular. Demokrasiden uzak tek adam yöneticiyle yöneticinin gözünü doyurup ülkenin petrol kaynaklarına kondular. Burada petrol den şeyleri görüyoruz. Türkiye, Almanya çok gerilerde. Şeyler, Amerika, Rusya, onlar önde. Yani normalde Almanya'nın Musul hedefi dedi. Almanya çok geri. Bir de petrol bizim de aslında Musul. Biz de çok gerilerde kaldık. Çünkü orası bu İngiliz, Fransız ve Amerikalı petrol şirketleri tarafından pastalar gibi paylaşıldı arkadaşlar. Maalesef paylaşıldı. Bizim gücümüz yetmedi oralara. Zaten içeride biliyorsunuz Kürt ayaklanması çıkarttılar zırt pırt. Bizi meşgul ettiler. Fosil kaynaklı yakıtlara baktığımızda içerikleri örtüşüyor. Verimde ise kömür açık ara önde. Hepsi aynı olduğu için burada en verimlisi kömür. Yani petrolden
doğalgazdan hatta odundan, odun da rafine edilebiliyormuş. Odundan daha kömür zengin. Bu Balıkesir'de bir firmamız var, MKS Devo Chemical diye. Bu kömür rafine edip 8 ayrı kimyasal ham madde gaz elde ediyor. Kömürün kalorisi de bu yola tekrar rafinedikten sonra kömürü de satıyor tekrar. Kömür tekrar yakılmak üzere ama daha temiz bir yani zararlı gazlar çıkmıyor artık o kok kömürü diyeyim. Yani daha temiz bir kömür veriyor piyasaya. O elde ettiği gazları da satıyor. Kömürün çıkarılması, nakliyesi ve rafine istasyonu petrole göre daha pahalı olması nedeniyle henüz birçok ülke geri planda tutuyor. Yani kömür rafine ediliyor ama Orta Doğu petrolüne bu kadar kolay gasp edebiliyorlar, bedavaya getirebiliyorlarsa kömürle neden uğraşılsın, değil mi? Yani kömür uğraşmalı iş, petrol çok daha pratik onlar için. Musul'da 1914 yılında petrol bulunduğu sırada gemilerde kömür yakılıp su buharı enerjisi ve su buharı enerjisinden elektrik enerjisi elde etmesinde kullanımı henüz yoktu. İngiliz gemileri buhar pistonları ile yol alıyorlar ama dizel motora geçme hedefleri vardı. Zira dizel motorda daha uzak hedefe ulaşmak mümkündü. Denizcilik Bakanı Churchill sürekli bu konuda demeçler veriyordu. Bir damla petrol bir damla kandan daha değerlidir demiş Winston Churchill. Çok ağır bir laf. 1915'te kömür robotizasyonu yeni devreye girmekte olan pahalı bir teknolojiydi. Henüz teknolojik olarak gündemde yoktu. Bu nedenle petrol elde etmek için savaşı göze alıyorlardı. Petrolü o yıllarda paylaştılar. Şimdi aynı hırçın müdahale doğalgaz için var. İşte bizim Karadeniz'de doğalgaz aramamızı engelliyorlar veya Akdeniz'de şeylerimizi engelliyorlar. Osman Başı Büyük'ün çok güzel bir videosu var. Yani Çanakkale Savaşı'nın nasıl petrol ayağı olduğu ile ilgili 3 sene önceki bir videosu var. YouTube'da sayfasında bulabilirsiniz. 3 sene önce 18 Mart'ta yaptığı konuşma. Evet, bu konuda bitti. Peki, Anzak Avustralya'nın en New Zealand Army Corps. Kelimenin baş harfleri. Avustralya ve Yeni Zelanda ordu kuvvetleri kelimenin baş harfleri. Anzak. Burada yazıya dökülen duygular var. Sevdiğim bu kocasına yazıyor memleketinden. Savaştaki kocası. Karın sana yürekten pazar selamları gönderiyor. Sevgili kocam nasılsın? Umarım iyisin. Ben de iyiyim. Ama biraz şeyim var ama bundan başka iyiyim. Şu anda evimizin düzeni iyi hale geldi. Görmelisin. Gelecek hafta başında sana giysi gönderiyorum. Sen hayatta kalmaya bak. Tanrı seni korusun. O seninle birlikte ve yurdumuzu koruyor. Tanrı onların yurdunu koruyormuş. Seni seven karın selamlarını gönderiyor ve seni seviyor. Bu kart Hafherzog Friedrich gemisinde Bahriye askeri olan kocasına eşi tarafından yazılmış. Bu kart var burada. Kart bizim. Bu ise eve yazılmış yani James Bowley evine yazmış bu kartı. Sevgili Jean karısına yazmış. İyi olduğunuzu söylemek için sadece bir kart. İyi olduğumuzu söylemek için sadece bir kart. Umarım iyisindir. Jim'den sevgilerle demiş. Kendisi Jim diyor. Bu onunla aralarındaki son iletişim olmuş. Yani bir daha görüşememişler. Yani hayatta kalmamış demek. Anneciğim çok küçük bir subay grubuyuz. Çıkarmadan geriye kimse kalmadı. Bir tanesi dün yemek sırası başından vuruldu ve bütün masayı alt üst etti. Her şeyi birbirine karıştırdı. Çorbanın içine düştü. Neticede gece karanlığına kadar yemek yiyemedik. Ona Ernest diyorduk. Her sabah yakacak odun aramak için siperinden çıkaran kara bir Türktü. Bizim arkadaşlar uzun süredir ona ateş etmiyordu. Ona konserve et atmayı alışkanlık haline getirmişlerdi. Bizim sipere yeni bir ekip gelmişti. Teğmen'in anası.
için karşılıklı ateşkes ilan edildiğinde ilk defa Türkleri yakından canlıyken gördük. Türkler bize anlatılan canavarlara benzemiyorlardı. Onlar da gözlerinde yaş ve keder olan genç insanlardı. Onların da arkalarında bekleyen üzüntülü aileleri, yaşlı babaları, anneleri, babaları, karıları, belki de sevgilileri vardı. Onlar da yaralanınca acı çekiyor. Onlar da genç hayallerini bırakıp ölüyorlardı. Türkler de insandı. Altay John Taylor söylemiş bunu. Neticede burada katil makineler var. Öte tarafta kaybolan canlar, sakatlanan bedenler var. Savaşlar, aldatmacalar, yıkılmış yuvalar, modern hayatın bütün unulmaz yaraları, bunların hepsi ortamdaki şiddetin bir parçası. Girespeyle demiş bunu. Burada şeyler var. Osmanlı İmparatorluğu'nun kayıpları ve yaralıları var. 86 bin değil mi? 690 ölü var. 164.620 yaralı var Osmanlı'da. Avustralya'nın 8.750, Yeni Zelanda'nın 2.780, İngiltere ve İrlanda'nın birlikte 21.250, Fransa'nın da, Fransa'nın ne alakası varsa işte kendi kendine ben de gireceğim demiş, gelmiş burada da 10.000 ölü bırakmış. Dünyayı kışkırtan siyasetçi çatışma günlerinde, çatışma günlerinde ortalama 6.000 kişi ölmüş. Bu adama da 6 tane madalya vermişler. Winston Churchill'e. Bu da bizim 56 alay. Yani aynı kafa Hitler'e de belki madalya verirdi. Bilmiyorum yani. Bu da atamızın sözü. Uzak diyarlardan evlatlarına harbe gönderen anneler, gözyaşlarını din, evlatlarımız bizim bağrımızdadır. Huzur içindedirler ve huzur içinde rahat rahat uyuyacaklardır. Onlar bu topraklara da canlarını verdikten sonra artık bizim evlatlarımız olmuşlardır. Mustafa Kemal Atatürk. Bu da çok Avustralyalıları çok duygulandıran bir ifade. Çok güzel bir söz. Çok veciz bir söz. Bunu herkes söylemez. Belli bir olgunluk gerektiren bir ifade. Benim sunumum burada bitti. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.